her kuruluşun katılmasını istiyoruz. Herkes Edirne'ye dair projelerini, fikirlerini, önerilerini, eleştirilerini söylesin. CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Recep Gürkan düzenlediği basın toplantısıyla projelerini anlattı. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılan toplantıda konuşan Gürkan, projelerini oluştururken halkı temsil eden sivil toplum kuruluşlarının da görüşlerinin alındığını belirtti. Göreve geldiğinde öncelikle şehrin içme suyu sorununa el atacağını belirten Recep Gürkan, vatandaşların daha sağlıklı içme suyuna kavuşacağını kaydetti. Edirne Belediyesi'nde başkanlık kapısının perşembe günleri tüm halka açık olacağını belirten Gürkan, vatandaşların randevu almaksızın o gün belediye başkanı ile görüşebileceğini ifade etti. Bir şey daha yapıyoruz bu noktada. Kapımız herkese açık olacak. Belediye başkanları ile ilgili hangi kente giderseniz gidin, en büyük şikayetlerden biri belediye başkanına erişimdir. Bir türlü başkana erişemiyoruz. Zaten bu siyasetçiler böyledir. Seçilene kadar çok şey vaat ederler, seçildikten sonra bir türlü ulaşamazsınız, değil mi? Yani ortak kaygı, ortak şikayet budur. Bunu bir anlamda minimize etmek için, tolere etmek için, tabii ki belediye başkanı 7 gün 24 saat herkesle görüşemez. Yani bir sürü toplantısı olacak, işi olacak, çalışması olacak ama halkın bu haklı talebine de bir noktada cevap vermek gerekir. Bu yüzden her perşembe günü belediye başkanı görevdeyse belediye başkanı, belediye başkanı görevde değilse o gün görevli belediye başkan vekili saat 4'ten itibaren açık kapı uygulaması yapacak Edirne Belediyesi'nde. Saat 4'ten itibaren o gün bütün yurttaşlarımız randevu almaksızın, herhangi bir şeye tabi olmaksızın gelecekler. Belediye başkanıyla birebir görüşecekler, dertlerini anlatacaklar, sorunlarını anlatacaklar ve bunları orada çözeceğiz. O gün mesai, perşembe günleri mesai, belediye başkanının mesaisi kapıdaki son vatandaşla görüşene kadar devam edecek. Bu saat 8 ise 8, gece 12 ise 12. Edirne Belediyesi'nin, Edirne halkının tümünü temsil ettiği bilinciyle Edirne Belediye Başkanı'nın halkın temsilcisi olması hesabıyla Edirne Belediyesi'nin tüm kurumları bir araya getirici, birleştirici, bir motivasyon yaratıcı ve bu motivasyondan, bu birliktelikten doğan enerjiyi kentimiz için ve bu kentte yaşayan 150 bin yurttaşımız için bir sinerji haline dönüştürecek bir figür olmasını istiyoruz ve bunu gerçekleştireceğiz. Projelerinden bahseden CHP Belediye Başkanı adayı Recep Gürkan, şehrin otopark sorununu çözeceklerini, pazartesi pazarının altına katlı otopark yapacaklarını söyledi. İşsizlik sorununu çözeceklerini belirten Gürkan, istihdam odaklı meslek edindirme kursları açacaklarını kaydetti. Belediye bünyesinde çocuk tiyatrosu oluşturacaklarını belirten Recep Gürkan, yaşlılar ve gençlerin de projelerinin olduğunu belirterek Edirne'nin turizmden daha alacağı payın artırılacağını söyledi. En çok önemsediğimiz projedir arkadaşlar. Bana soruyorlar, Edirne için en büyük projeniz ne diye? Edirne için en büyük projemiz Edirne'yi bir barış ve huzur kenti yapmak. İnsanların, kurumların kendi kişisel hesapların dışında kentsel problemlerle ilgili çatışma alanlarını ortadan kaldırmak. Buradaki enerjiyi çatışmaya değil, buradaki enerjiyi bir sinerjiye dönüştürmek. En büyük hedefimiz, en büyük vizyonumuz bu olacaktır. Önemli alan karşımıza çıkıyor. Birincisi, mevcut şebekemizin çok eski olması, 30 yıllık, 40 yıllık olması, yenilenmemiş olması ve bu projenin zaman içerisinde çeşitli nedenlerle çok eskimiş olması nedeniyle zaman zaman arızalar vermesi, patlaması, çatlaması gibi. Bu hali hazırda özellikle ana arterlerde kullandığımız asbestli borular, ki bunlar biliyorsunuz bir noktada kanserojen madde de ihtiva ediyorlar. İşte bir arkadaşımız daha önce 25 Kasım stadının Gençlik Spor Genel Müdürlüğü tarafından TOKİ'ye devredilmesi sonrasında burasının AVM olmasını önermişti. Ben o zaman da karşı çıkmıştım. Şimdi aday arkadaşlardan biri çok katlı otopark yapacağız diyor. Ona da kesinlikle karşıyız. 25 Kasım stadı bizim kentimizin, yabancıların Old Town dedikleri, yani eski şehir, eski merkez dedikleri, bizim de kale içi adını verdiğimiz tarihi sit bölgemiz olan, tarihi merkezimiz olan bölgenin tek kalmış yeşil alanıdır arkadaşlar. Bu yeşil alanın da ranta, yandaşa, faizcilere kurban edilmesinin her surette, ama her surette önüne geçeceğiz.
mevcut pazartesi pazarına tarihi bir bölgenin içerisinde olmasını da göz önüne alarak pazartesi pazarının zemin kotunun altını, ki bu gerçek bir fotoğraftır. Şurası bildiğimiz pazartesi pazarı arkadaşlar. Burada zemin kotunun altına inerek jeolojik etütler, jeolojik zemin etütleri burada bize kaç kat müsaade ediyorsa oraya kadar ineceğiz. Tabii bu işlere çok bilen arkadaşlarımız var. Biraz da çamur da atacaklar ya. Efendim, onun hemen yanında Tunca Nehri var. Oradan işte su sızar, rutubet olur. Ne yapacaksınız? Vallahi ben de dedim ki, yani bunu böyle düşünen arkadaşları gelsinler, bir Marmaray'dan geçireyim, görsünler. Yani bu çağda böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Yani? Edirne Belediyesi'nde ünvanı, statüsü, kadrosu, taşeron, maşeron falan filan kim olursa olsun, son çalışan kişi, işçi maaşını almadan Edirne Belediye Başkanı da maaşını almayacak. Bir arkadaş çıkmış televizyona demiş ki, tabii demiş, onun emekli maaşı var. Emekli maaşımızı da almayız, ne yapalım, o mutlu olacaksın.